Evet, bu uygulamamızda Katya programında stok oluşturmayı göreceğiz. Öncelikle ben çizdiğim parçayı Solid'de step olarak kaydettim masa üstüne. Oradan Katya'nın üstüne sürükleyip bırakıyorum. Evet, okey dedim. Şimdi arkadaşlar, Katya'da parçayı açtıktan sonra işlem görecek, işlenecek yerler yukarı doğru bakması gerekiyor. Yani Z ekseninin, şuraya bakarsanız, Z ekseninin yukarı doğru bakması gerekiyor. X'in Y'nin yönü çok önemli değildir ama Z ekseni kesinlikle yukarı doğru bakması gerekiyor. Yoksa çevirmemiz gerekiyor. Ya çevirip kaydederiz ya da Katya'da çeviririz. Öncelikle stok oluşturmak için Start, oradan Machining, oradan da Surface Machining tıkladık. Buradan ben Rock Stock komutunu bulacağım. Şimdi ben hızlı menüde tabi sürükleyip bıraktım buraya. Normalde bu menülerin hepsi bu hatlardaydı arkadaşlar. Bu hatlarda oldukları için şöyle göstereyim. Hatlarda oldukları için başta Surface Machining'e girdiğinizde burada göremezsiniz ana menüde. Ama şöyle ala ala işinize yararları bence şuraya bırakın. Üst menüye bırakın. İşinize yaramayacaklar aşağıda kalsın. Evet. Rock Stock olan komut menüsü burada. Evet. İşaretimiz bu. Create Rock Stock. Buraya bıraktım. Daha sonra işime yarar yerleri yukarı bıraktım. İşte kaba işleme, rafting, diğer işleme çeşitleri, pensil machining hepsi yukarıda. İşimize yarayanları aşağıdan sürükleyip buraya çekebiliriz. Şimdi stok oluşturmak için arkadaşlar. Öncelikle Rock Stock'a tıklıyoruz. Tıkladık. Böyle bir menü açıldı. Sizden parçaya tıklamanızı isteyecekler. Bakın parçanın üzerine gelince rengi değişiyor. Bir kez tıkladım. Evet dedim. Ama bir kez tıkladıktan sonra evet dedikten sonra bir daha çift tıklayalım. Şimdi burada dikkat ettiyseniz bir daha göstereyim şöyle. Çift tıkladım. Ölçüler değişti. X max 161.635. X'in boyu Y'nin boyunu gösteriyor. Z'in boyunu gösteriyor. Ben istersen buradan Z'in boyunu biraz daha fazla verebilirim. Neden? Örneğin kalıp işliyoruzdur. Kalıp işlemeden önce direkt bu yüzeyden işleyerek başlamayız. Biraz daha fazla veririz. Onu kaba tarama başlığıyla süpürdükten sonra, sildikten sonra daha sonra diğer ince işleri yaparız. Bu delikleri oluştururuz. Havuzları oluştururuz. Diğer işlemleri oluştururuz. Fazla verebiliriz buradan. Z max'i yukarı doğru arttırabiliriz. Ben tabi bunu olduğu şekliyle onaylarsam arkadaşlar rengi sararması lazım. Rengi sarardıysa stoğumuzu oluşturdu. Stoğu oluşturduğunu şuradan anlayabiliriz arkadaşlar. Product list ordunun altında part 1ca. Yani ben parçayı biraz önce nasıl kaydettiysem o ismim. Artısına tıkladım. Bir de artısına tıkladım. Evet. Benim kesme ekstrüzyonum daha önce çizdiğim resim. Buna hide dersem gizleyebilirim. Bakın stok kaldı sadece geriye. Bu geometrical set ise yeni oluşturduğum stokum. Yani burada ben machining yapacaksam, cam yapacaksam bunu stok olarak tanımlatmak zorundayım. Bunu da hide diyorum. Kesme ekstrüzyon 1'e tekrar show diyorum. Bakın parçam bu. Parçanın üstüne ben stoğu oluşturdum. Bunu da tabi CNC'ye tanıtmak istiyorsanız arkadaşlar şöyle part operations yani CNC tezgahların ya da işleme parametrelerini takımın eksenini sıfırlamasını buradan yapacağız. Part operation'a çift tıkladığımızda bakın burada iki şey var. Bir parçayı seç diyor. Buna tıkladığımda ben kesme ekstrüzyon bir benim parçam. Stock seç dediğinde de stock alttaki geometrical set. Tıkladım, çift tıkladım. Bakın üstte kesme ekstrüzyon diyor. Benim baştaki çizimim. Alttaki de stoğum.
ayrı ayrı seçmiş mi bir kontrol etmeniz gerekiyor. Bu böylelikle ben stoğu CNC'ye operasyonlara tanıtmış oldum. Tabii siz burada şey de yapabilirsiniz. Burada CNC tezgahı işte seçebilirsiniz ya da burada bakın XYZ yani koordinat merkezi parçanın sıfırını da buradan gösterebilirsiniz. Ben tıkladım. Parçanın şu orta noktasını getireyim arkadaşlar. Buraya getirdim. Tam bu noktaya. Getirdim. Orta noktayı tanıttım ama X ve Y ters oldu. Z tamam yukarı doğru bakıyor. X ve Y tersse arkadaşlar X'in şu okuna tıklayın. Reverse direction yani ters yöne baksın deyin. Ve OK deyin. Bir daha OK deyin. Terse döner. Böylelikle parçamızın sıfırını tanıtmış oluruz arkadaşlar. Ve stok oluşturduk. Parçamızın sıfırını tanıttık.